Merhaba, hoş geldiniz. Erkeklerin güzel, şık ve tarz görünebilmek için kadınlar kadar olmasa da belli başlı aksesuarları vardır. Bu aksesuarlardan biri kravattır. Günümüzde dünyanın farklı ülkelerinde her gün milyonlarca erkek kravat takar ve kravat takmayı çok sever. Peki, erkeklerin uzun yıllardır popüler bir aksesuarı olan ve gelecekte de uzun yıllar popüler bir aksesuar olacak gibi görünen kravat nasıl icat edildi ve ortaya çıktı? Hiç merak etmiş miydiniz? Gelin bu videoda kravatın ortaya çıkış hikayesine bakalım. Bu hikaye oldukça ilginç bir hikaye. İyi seyirler. Öncelikle kravatın vatanı günümüzde Balkanlarda yer alan Hırvatistan'dır. Kravatın icat edilme hikayesine gelecek olursak, bu hikaye yüzyıllar öncesine bir savaş meydanına dayanır. Kravat insanların hayatına ilk kez 30 yıl savaşları sırasında girmişti. 30 yıl savaşları 1618 ile 1648 yılları arasında Fransa, İsveç, İspanya, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Avusturya gibi o dönemin Avrupa'sında yer alan pek çok ülkenin birbiriyle ittifak kurarak birbiriyle savaştığı savaşlar dizisidir. Günümüzde erkeklerin en önde gelen aksesuarlarından biri olan kravat bu savaş sırasında ortaya çıkmıştı. 1635 yılında Fransız kralı olan 13. Louis için savaşan binlerce lejyoner ve şövalye vardı. Bu askerler arasında bir grup asker kıyafetlerindeki ilginç bir ayrıntıyla dikkat çekiyordu. Bu askerler Hırvat askerleriydi. Kıyafetlerindeki ilginç ayrıntı ise boyunlarına bağladıkları atkılardı. Savaşa giden Hırvat askerlerini uğurlayan anne, eş ve sevgililer kendi başlarından çıkardıkları örtü ve atkıları sevdikleri adamların boynuna geçirmiş ve bir düğüm atmıştı. Kadınlar bunu sevdikleri erkeklerin kötülüklerden korunacağına inandıkları için yapmıştı. Savaş sırasında Hırvat askerlerinin kıyafetlerindeki bu ayrıntı herkesin dikkatini çekmişti. Bu ayrıntıyı dikkat edenler arasında Fransız modacılar da vardı. Böylece günümüzde bildiğimiz kravat ortaya çıktı. Kravat yüzyıllar içerisinde ufak değişimler yaşasa da erkeklerin severek taktığı bir aksesuar oldu. Yıllar içerisinde tüm dünyaya yayıldı ve her gün o milyonlarca erkeğin taktığı bir aksesuar haline geldi. İşte günümüzde erkeklerin en popüler aksesuarlarından biri olan kravatın ortaya çıkış hikayesi bu kadar ilginç bir hikaye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.